Arkadaşlar yeni bir video, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Bakın bugün İzmir Çam Dibi'ndeyim. Zaten içeride biraz daha içeri gireceğiz. Zaten güzel bir kokoreç yiyeceğiz. Açık adresini de vereceğim. Kokoreçi Uğur Usta'nın yanına getirdim sizlere. Sizin tavsiyeniz üzerine geldim. Harbiden de böyle araştırdım. Kokoreci çok çok iyiymiş. Böyle notlarına, puanlarına baktım. O yüzden buraya geldim. Şimdi harika bir kuzu kokoreç videosu geliyor arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Kadir Usta, kolay gelsin. Sağ ol Emreciğim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl keyifler? Çok şükür, seni sormalı. İyi abi, biz de koşturuyoruz. Mücadele devam. Aynen abi, geldim yanına bir kokorecini yemeye. Eyvallah, tamam. Şimdi abi, kokoreçi Uğur Usta değil mi? Evet. Kaç yıl oldu abi şimdi mekan? Şimdi mekan burası 2 sene oldu. Hı-hı. Ama bunun öncesi 60 yıla dayanıyor. Hı-hı. Bu dededen torna bizim zaten ismimiz olan tabela ismimizde de var. Dededen torna devam ediyoruz. 3 kuşaktır devam ediyoruz. Başka herhangi bir yerde şubeniz var mı yok, Kadir abi? Yok, sadece burası. Burası neresi abi? Neredeyiz? Burası Çam Dibi, Burak Reis Caddesi. Sadece burada şubemiz. Kokoreççi Uğur evet, Usta değil mi? Evet. Peki abi, dededen torna. Kuzu kokoreç mi yapıyoruz, kuzu dana mı? Kuzu kokoreç. Sadece kuzu kokoreç. Dana girmez mi diyorsun? Hayır, dana? Kesinlikle girmez. Kesinlikle. Dededen ne aldıysak evet, aynı şekilde evet, devam ediyoruz. Evet. Bayrağı sağlam bir şekilde devam ediyoruz evet, taşımaya. Aynen, aynen. Ya abi, neden dana kokoreç yok da kuzu? Ya şimdi yani geleneği mi bozmak istemiyorsun yoksa? Geleneği bozmuyoruz. Biz bizim işimiz olmaz mı? Olmaz. Yani dededen bize miras kalan bu. Hı. Kuzu olarak başladık, kuzu olarak devam ediyoruz. Hı, çok güzel abi. Başka bir şey kullanmayız. Hı hı. Senin kaç yıl oldu abi? Benim 25 sene oldu. Bir akrabalık var mı yoksa? Yok, benim arkadaşımın. Yes. Tamam, samimisin, samimi. Çok, çok. Bayağı da olmuşsa da 25'i. Evet, evet. Hı hı. Şimdi abi, bize biraz kokoreçten bahsediver ya. Gördüğünüz gibi hala suyu üstünde, yağın üstünde, bu şekilde sabah 9'da başlayıp gece 1'e kadar faaliyetteyiz. Gece 1'e kadar? Gece 1'e kadar buradayız. Hangi saatler daha yoğun oluyor abi? Benim bildiğim kadarıyla İzmir'de yaşadığım için gece biraz daha bence daha yoğun oluyor. Gece daha yoğun oluyor çünkü gece çoluk çocuk ailesiyle gelmek isteyenler daha müsait oluyor. Gündüz çalışanlara daha çok hitap ediyoruz. Hı hı. Ama aile olarak da hizmetimiz var, devam ediyoruz. Fiyatlar ne halinde şimdi Kadir abi? Fiyat yarım 90 lira. Yarım 90 lira? Evet, yarım 90 lira. Çeyrek olursa abi? Çeyrek 50 lira. Hı hı. Üç parçamız var, yarım ekmekten büyük. O 140 lira. Hı hı. Kadir abi, bir şey soruyorum. Bu az önce akan suyu vardı ya. Evet. Onun içindeki hapsolmuş su mu? Yoksa süt kokoreç diyoruz ya. Süt kokoreç dedikleri sadece isim. Yani isim derken hayvanın belli bir yaşa gelmeden kesilmesi, onun genç olması. O yüzden süt kokoreç ismi oradan geldi. Yoksa oradan, herhangi bir içinden yok, bir yok, yok. Onun içinde süt büt olayı yok. Yani. Ha, aynen. Çünkü ben öyle şeyler duyuyorum da o yüzden sordum. Evet, yok. Değil yok, de böyle bir yok, şey. Yok, süt olarak yok, kullanmıyoruz. Sen Balıkesir mallarını mı kullanıyorsun abi? Balıkesir, Konya. Abi kime sorsam, sözünü kesiyorum ama kime sorsam Balıkesir. Ya Balıkesir olmasa biz o zaman aç kalacağız abi. Kokoreçsiz kalacağız. Aç kalmayacağız ama Balıkesir'in biraz yetiştirme tarzı diyelim. Hayvan besleme tarzı. Yedi, ot, besleme. Daha farklı oluyor. Hı hı. O yüzden herkesin tercihi orası oluyor ama Konya malları da güzeldir. Yani birbirine yakın. Yakın diyebiliriz, yakın diyebiliriz. Kadir abi, bir keser misin böyle bir suyunu tabii, akıtalım? Normalde porsiyonlarımız doyurucudur. Bu şekilde mavi verdiğin tabii, porsiyon. Bu yarım ekmeğin içine porsiyonu bu şekildedir. Doyurucudur. Dediğim gibi günlük sarım, günlük tüketişimiz var. Önemli olan zaten bu. Önemli tabii. Bu da zaten burada pişme aşamasında. Evet. Kadir abi, kaç saatte pişiyor bunlar? Yaklaşık bir şiş bir saati buluyor. Bir saat 15 dakika demlenmesi derken bir saat 15 dakikayı buluyor. Kömür ateşinde. Tabii kömür ateşi. O güzel ellerinden o zaman bana bir yarım yapar mısın abi? Yaparız. Acı yer misin? Yerim. Abi peki, öyle bir sordun ki böyle yemeyeceğim desen döveceksin ha. Vallahi korkuttun beni. Yer misin? Sever misin? Abi ben sana bir şey daha danışmak istiyorum. Ya bunun dürümünü yapan da gördüm ben ya. Abi dürüm illaki... Ben tavsiye etmiyorum abi. Ben yemem. İllaki yapan vardır.
değişiklik arayanlar için öyle olabilir ama bizim tercihimiz kara fırın ekmektir. Odun ateşinde pişen kara fırın ekmektir. Daha lezzetli, bu kukuruça daha uyum sağlayan ekmeğimiz. Bir de eskiden gelen bir gelenek var, o geleneği bozmayacaksın. Biz bozmuyoruz. Biz neyse o. Bazı müşterilerimiz ince kıyım istiyor. Mecbur doğramak zorunda kalıyoruz. İsteğe göre yapıyoruz. Sence abi? Bence iri kıyım abi. İri kıyım tabii her zaman tercihimizdir. Ağzına geldiği zaman biraz hissedeceksin. Biraz böyle çiğnerken hissetmek hoşluk, tat veriyor. Siz nasıl tercih edersiniz? İri kıyım abi kesinlikle. İşin özü budur. İşin özü budur işte. Oldum böyle olacak. Dededen kalan miras budur. Oldum böyle olacak abi. İri kıyım. Ne yediğini bileceksin. Evet. Fiyatı tekrar alıyorum. Ne kadar bu halde? Bu şu anda 90 lira. 90 TL. Evet. Şu şekilde. Bir de böyle Ankara'da, İstanbul'da domates, biber atan var. Aa kesinlikle abi. Burada... Ya biz tavsiye etmiyoruz ama... Burası İzmir. İzmir'de soğanlı tercih eden var. Genelde... Aslında dedemiz biraz onu soğanlı bize öğretti ama şimdiki nesil pek soğanı tercih etmiyor. Ben de tercih etmiyorum ama bence budur ya. Abim teşekkür ederim, ellerine kollarına sağlık. Rica ederim, afiyet olsun canım. İzmir'in vazgeçilmez sokak lezzetlerinden bir tanesi kokoreç. Kırmızı çizgimiz. Çam dibinde kokoreçi Uğur Usta'nın yanına getirdim sizlere. Gördüğünüz akışı böyle kuzu kokoreç. Şöyle yanında bir de yayık ayranı söyledim. Kendilerine ait. Şöyle yanında da hemen turşu biberlerini getiriyorlar. Her verdiği kokoreçin yanına. Size basit bir şey gelebilir ama kokoreçin yanında güzel gittiği için bence güzel bir şey. Şimdi dolu tarafından müsaadenizle. Bismillah. Ayran buz gibi. Kokoreçin yanında güzel de gidiyor. Ya bunun yanında ayran içeceksin veyahut da gazoz içeceksin arkadaşlar. İkisi de güzel gidiyor. Şöyle ben nasıl söylemesi yaptırdığın zaman böyle bu şekilde iri kıyım yaptırın arkadaşlar. İri kıyım yaptığınız zaman ne yediğinizin bir anlamı oluyor. Hemen alırağımız böyle tadının lezzetini alıyorsunuz. Damağa vuruyor sana. Yanında böyle bir turşu. Ben yanında böyle turşu olduğu zaman çok yakıştırıyorum. Şöyle bakar mısın abi bak. Nar gibi kızarmış. Yani şöyle söyleyeyim. Kuzu kokoreçin en kötüsü daha iyi olur abi. Bak en kötüsü dahi iyi olur. Kuzu olduğu için. Herhangi bir iş yaptığınız zaman, yemek olsun herhangi farklı bir iş yaptığınız zaman da aldığınız ürün kaliteliyse çıkan malzeme, çıkan ürün o kadar kaliteli olur abi. Kaçamazsın yani. Bu da bütün gurbetçiler için artık hakkınızı helal edin. Bir de ayran. Oh. Hadi bakalım yine geldi yeni videonun sonuna. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.